Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bugün çok 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 değerli bir konuğum var. Tabii ki Nilüfer. Nilüfer dediğiniz zaman soyadınız yok mu sizin? Siz diye Var. mi hitap edeyim? Sen diye mi Sen hitap edeyim? diyebilirsin Nihal'cığım. Sen diyebilir miyim? Peki. Diyebilirsin tabii ki Soyad. hayat olur. Yumlu. Yumlu. Buradan böylece ilan etmiş olayım. Evet. Herkes bana onu soruyor zaten. Yani pardon soyadınız neydi diye. Evet. Yumlu. Yumlu. Neden Pek hep az Nilüfer diye rastlanan bir geçti? şey. Öyle herhalde biraz zor anlaşılır bir soyadı olduğu için ilk başta prodüktörlerim öyle karar verdiler. Nilüfer. Gelmiş geçmiş Nilüfer. Zaten bundan sonra soyadınızı isteseniz de kesinlikle kimse kabul edemez. Kendinizi anlatmaya kalksanız mesela kısaca Eyvah. nasıl anlatırsınız? Zor bir şey bir soru bu. Hani Zor bir soru değil başkalarının mi? çok zor bir soru bu ya. Hani insan zor bir soruyla başladın ya. Yani hani güzel yanından bahsetsen ay ne kadar kendini methediyor derler. Denebilir. Kötü taraflarımı söylesem bilemedim ki şimdi. Hani bir Fazla mütevazı başkasının olmaya hiç gerek yok. Neyse o herkes biliyor zaten. tabii başkalarının benim hakkımdaki yorumları daha önemli benim için ama Birileri bir yorum yapmaya kalksa Nilüfer hakkında sadece öyle şunu olursa daha hoşuma söylerlerdi. gidiyor. Sadece şunu söylerler ama yani. Albüm yapıyor. İnanılmaz bir olağanüstü bir sesi var. Çok güzel şarkılar yapıyor. Bir de Kayahan'la aralarındaki mesele. Başka bir şey bilmez insanlar. Bilmiyoruz. Çok özel hayat ortada değil. O evet yani. Evet, ses soluğu pek çıkmaz, kenarda Evet. durur, Evet. kendini pek göstermeyi sevmez. Niye? Evet, öyle anlatabilirim. Öyleyim, yani yapım o. Aslında isterdim kendimi bu kadar gizlemek yerine daha ortada olmak, daha ortada olmayı istemeyi tercih edebilirdim belki. Ama gerçekten yapım bu. Yani Peki bu bu çok yapılan açılmış mesleğe bir aykırı hal, değil mi? çok aykırı. Zaten ben evet şeyim yani bu mesleğin kurallarına pek uyan bir şeyim yapım olduğunu düşünmüyorum. Ama çocukken başkalarının aralarında hiç konuşmadığımı düşünürsek o zaman şimdiki halim. Öyle mi? Evet, yani Burcumuz çok ne? ikizler burcuyum ben İkizler. ama Hakikaten ikizlerin özde bildiğiniz bir tek şey var. Bir kalkar sabah, bir gün çok keyifli. biraz öyle bir Bir şeyim gün var. öyle Bir gün içinde de değişebiliyor yani tabii. O Yani ikizlerdensiniz biraz ya. öyle olabiliyor. Yani Allah şu an çok hayır, kesinlikle hayır dediğim bir şey biraz sonra ama o yani biraz da düşünmekle ilgilidir. Yani insan düşünüyor. Allah. Böyle kafamdaki bir şeye süzgeçten geçiriyorum mesela hayır dediğim bir şey. 10 dakika sonra evet diyebiliyorum veyahut da işte bir anda böyle sinirlerim tepeme çıkabiliyor ama ondan sonra kısa bir süre sonra çok neşeli olabiliyorum. Peki bu yorucu olmuyor mu? Yani karşımdakileri daha yorucu oluyor diyebiliriz Hani hani onu kibarlık olsun diye diyemedim de karşıdaki ne yaşıyor bu durumda? Ödü kopuyordur. Aman şimdi her an bozulabilir kolay hemen. biri olmadığım kesin. Bir kere çok şey oldum. Hani o zaman geçtikçe daha da kırılganlaştım. Aslında şu kırılganlık tarafımı ne kadar törpülemeye çalışsam da giderek arttığını görüyorum ve bundan da canım sıkılıyor. Çünkü niye kırılgan olayım ki? Yani hani insanlarla aslında barışık bir tipim ben. Hani kimseyle öyle kavga etmeyi falan sevmem. Kimseyle didişmeyi sevmem. Hele böyle medya yoluyla falan didişmeyi hani Ah, kafama bir taş yok ay geldi. yok vallahi değil. Pardon. Aa, ben de bayılıyorum. Aslında hazır bu konu açılmışken buradan şöyle bir Hiç selam onu yollayayım. düşün. Herkese diyorum hazır. Bunu düşünmemiştim. Aklıma gelmedi. Affedersin. Özür Yo dilerim yo. ama yani bu aslında doğru yolu belki de. Onu diyorum ya biraz daha dışa açık olmayı ve hani içimden geçen, aklımdan geçen çok şeyi böyle ortalığa fırlatmayı belki de tercih ederdim. Yani o insanın hakikaten ruh sağlığını da çok koruyan bir şey galiba. Bilmiyorum Aslında öyle mi? değil. Değil mi? Değil. Yani böyle daha doğrusu karşıdan gelenler ruh Ortada çok sağlığını olmak bozuyor. belki şey. Tabii Bir de işte. böyle bir televizyon programı yapınca ister istemez konuşuyorsun bir şeyleri. Şimdi Tabii. diyeceksiniz ki niye bulaşıyor? Mesela bana geçenlerde Kadir İnanır bana çok ağır işte cahil ve zavallı gibi bir laf etti. Halbuki benim gerçekten onun hakkında konuştuklarımı kendi dinlemiş olsaydı bu lafı etmeyecekti. Şimdi öyle bir şey ki şey sevmiyorum ya Nilüfer.
hep insanların yüzüne karşı kırılmasınlar diye bir şeyler söylenir ya. Yok canım sen şişko değilsin. Yok halbuki şişko. Yok canım ay sen şöylesin. Bilsin istiyorum karşısındaki de benim onun hakkındaki düşüncelerimi. Ben bunu yapamıyorum sadece. Onlar da bozuluyorlar. Bu doğru bir şey. Ben de işte onu yapamıyorum. Kibar. Şeyi de yapamıyorum. Yani o öyle hani şeyim de yoktur. Oyunum da pek yoktur. Onu da beceremem. Ay işte ne kadar iyisin, ne kadar hoşsun, ne kadar güzelsin. Hiç hani hissetmediğim düşün. Evet. Susmayı onun için tercih. Kenarda olmayı belki de tercih ediyorum olabilir. Çünkü hani bir patavatsız bir yanım da vardır yani özel hayatımda. Hani kafamdan geçen şeyi takır tukur söylerim. Şimdi bir de bunu ortalıkta yapmaya kalksam düşün bak neler olacak ortalık çok karışacak. Aslında yani hani özel hayatımdaki benle yani bu şey şöhret tarafım o yüzüm biraz farklı belki demek. Aslında hani bir ev hanımı ya da bankada çalışan bir hanım. Ya da avukat diyelim. Onlardan bir farkı yok yaşantı şekliyle. Kesinlikle. Hani sanatçı tamam ama hiçbir özelliğini taşımıyor gibi şöyle yani sanatı çok başarılı ama o kadar. Hı-hı. Yani onun dışında ne bir gün bir yerde bir görünür, ne kılığı kıyafetiyle konuşulur. Hı-hı. Ne bileyim. Hatta ben bir ara eczacı biliyordum. Kim beni mi? Evet. Niye ben aklımda öyle kalmış? Yıllar önce ben söylemiştim ama bunu sana yani bir yerde Allah nereden Allah. Çıktı demiştin sen. Benim kuzenlerim var öyle eczacılık yapan ama yani benim hiç bilgim yok. Eczacılık tabii oradan ama, mezun diye biliyorum. Biliyordum. Yok. Nereden aklımda kalmış öyle bir şey. Yani üniversite okumadım zaten okuyamadım yani şey olunca bu şarkı söylemeye başlayınca. Hmm. Fakat şey olan hani ilgili olan gerçekten ilgili olan insanların çok bilgiye sahip olduklarını da görüp şaşırıyorum da gelen maillerden sorulan sorulardan ne bileyim işte çok enteresan benim bile unuttuğum şeyleri bazen hatırlayabiliyorlar benimle ilgili olan şeyleri. Çok da fazla ortalıkta olmak gerekmiyor diye düşünüyorum yani ben yapmam gerektiği kadar ortadayım. İşte konser yapmak istersem konser hazırlığımı yapıyorum, konserimi yapıyorum, albümümü yapıyorum, şarkımı yapıyorum. O kadar da değil ya bir mini elbise giyiyorum işte mini elbise giyince bu bana olay da değil bana göre bu olay da değil yani hani bir sahne sanatçısının bir mini elbiseyle sahneye çıkması bir mesele de değil ki yani bazen de o kadar eften püften konularda yer alıyor ki gazetelerde. Çok çok saçma sapan şeylerle de konu olabiliyor bu sanatçılar. Böyle benim de işte şeyim stilim kıskanç bu. Kıskanç mısındır yoksa? Öyle pek kıskanç bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yani ne özel hayatımda ne de mesleki hayatımda. Öyle çok aşırı kıskanç bir insan değilim. Günlük hayat nasıl geçiyor peki? Hani beste dinlemekle mi? Kitap yok canım mı? Bütün gün beste. Yürüyüş yapmakla mı? Ne bileyim yani. Yok insan... öyle bütün gün beste dinleyen, var bütün gün kitap okuyan de? Falan biri değilim ben. Ya öyle değilim ben işte. Yani ben öyle olmayı da sevmiyorum. Ben bir insanım. Yani normal bir insanım. Dolayısıyla yani uyanık olduğum her dakika işimle geçecek diye bir şey yok. Yani ben... Her insan gibi ne bileyim televizyon izlemeyi de seviyorum. İşte çıkıp alışveriş yapmayı da seviyorum. Zaten kızıma çok zaman ayırıyorum hakikaten. Yani onun her şeyiyle ilgileniyorum. Böyle bir mükemmeliyetçi bir yanım vardır. Bilmiyorum o dışarıdan hissediliyor mu ama. Hissediliyor. Öyle bir yanım var. Ben psikiyatriste gitmiştim. O bana onu söyledi mesela. Yani dedi ki işte bir takım sıkıntılarım olmuştu. İşte panik atak falan gibi yani sizin gibi mükemmeliyetçi bir insanın hani her şey düzgün olacak her şey iyi olacak yani o performans kaygısıyla ortaya çıkan sıkıntılar bunlar yani pek çok sahnede olan pek çok insanın da sanıyorum yaşadığı bir şey bu yani göz önünde olan insanların bu... Burcun da özelliği ama ikizlerde hep bir şey vardır bir şeyin en iyisini yapma. Özelliği. Yani ama o da şey getiriyor, sıkıntı yaratıyor tabii. Sonra işte panik ataklar, tabii. Bilmem taşigardiler, işte kaygılar, öyle şeyler ortaya çıkartabiliyor. Hepimiz. İşte
yani bizim işimizi yapan insanlara hani dışarıdan bakıldığında değil mi çok çok özenen, çok gıptayla bakan pek çok insan olduğunu düşünüyorum, biliyorum. Ve kolay gibi de gelebiliyor belki dışarıdan. İdare etmek zor bizim mesleğimizi değil çok mi? Çok zor. Sadece şarkı söylemekle, oyunculuk yapmakla bitmiyor. İşte o dört duvar arasında insan aklından neler geçiyor. Sürekli. Yani belki hiçbir şey yapmadan sadece televizyona bakıp ya da hiçbir şey yapmadan camdan dışarıya bahçeyi seyrediyor olabilirim ama benim kafam durmuyor. Yani o işimle ilgili doğru. Durmuyor. Başka şeyler de var. İşte şimdi kızım var yani. İşte özel hayat falan bütün bunlarla ilgili ve en fazla da gerçekten işimle ilgili ne yapılabilir, ne yapabilirim, neyi nasıl yapabilirim, ne kadar olur, ne olur. Yani bütün bunlarla kafa yorarak geçiyor zamanım. Hı hı. Aslında son zamanlarda ben de öyleyim. Bir yere tek bir noktaya çok uzun süre bakıyorum. Hı hı. Sonra kendime geliyorum. Değil mi? Ne oluyor diyorum böyle bir şey yapmak istemiyor canım. Mesela boş oturayım ya televizyon seyredeyim. Aynen öyle. İşte ben de böyle bir moddayım son zamanlarda. Evet. Yani evde hiçbir şey yapmadan oturayım istiyorum. Evet, bir oturayım. De üstlük. Evet. Randevüler vermişim mesela. Gözümde büyüyor. Şimdi ben diyorum giyineceğim, çıkacağım randevuya. Ondan sonra tekrar Allah'ım diyorum bir bahane buluyorum bir benim şekilde. Benim de başıma geliyor. Benim de bütün yaşadığım randevuları şey iptal benim edip oturuyorum televizyon karşısına. Benim de yaşadığım şey. O işte belli bir doygunluktan mı hani bezginlik demek olabilir. İstemiyorum ama belki beyin belli yorgunluğu. Bir doygunluktan yorgunluktan olabilir. Yine de beyin durmuyor tabii. Yine de durmuyor da yani yurt dışına da gitsem durmuyor. Yani biraz daha şey yapıyorum hani rahatlıyorum bir tatil falan olduğu zaman ama durmuyor. Yani bu böyle gidecek hep. Ama akıllı bir gidişat. Hani bir şey vardır hiç yani istifini bozmadan böyle giden insanlar vardır mesela onlardan bir tanesi olduğun kesin. Mesela bu arada hayatıyla ilgili de doğru kararlar alan insanlardan bir tanesi olduğun da kesin. Elimden geldiği kadar yani hiç kimse mükemmel olmaya çalışmak yani mükemmel olduğum anlamına gelmez ki yani ben de bir sürü hata yapmışımdır. Ama bilen bir tek sensin başkası yani, değil bu hatayı. Bir kısmını da bilerek de yaptım. Belki hani bile bile güzel. Evet bu hata ama yani ben bunu böyle yapmak yapacağım. İstiyorum Hı-hı. diye de yaptığım hatalar olmuştur. Mesela hani bilmiyorum bir mahsuru varsa konuşmayabilirim Ayşe Nazlı ile ilgili. Hı-hı. Var mı bilmiyorum. Yok hiç bir mahsuru yok. Yani Ayşe tabii. Seyrederken bir problem olmaz. Çok büyük bir parçası. Ay o seyrederken. Gece izlemiyor. Problem olmaz. Gerçi bir şey konuşacağımdan da değil de çok merak ediyorum. Mesela çok doğru bir şeydi Ayşe'ye sahip çok, olmak. Çok. Yani gelecek hayatta çok. Hem arkadaş hem evlat hem bir şey veriliyor ortaya. Bir şey çıkartılıyor. At biniyor galiba değil mi? Bir ara gitti ama şimdi gitmiyor. Şimdi istemiyor. Gitmiyor. O da bir şey mesela. Büyük fedakarlık çünkü at binmek pahalı bir şey. Her şey pahalı yani. Ama at binmek çocuk, ayrıca pahalı bir şey. Çocuk pahalı bir şey zaten aslında çocuk da. Şey. Çok doğru çocuk bir söz. Pahalı bir şey. Ve ben hakikaten şaşırıyorum. 2 tane, 3 tane, 4 tane çocuğu olan ve daha fazla çocuğu olan ailelerin o çocuklar için neler yapabildiğini bilmiyorum, anlayamıyorum. Çünkü çocuk gerçekten pahalı bir şey. Yani benim çocuğum özel okula gidiyor. Aslında özel okula vermeyebilirdim de. Yani özel okula gitsin diye vermedim. Benim kızım biraz şey, fazla hareketli bir çocuktu hep ve biraz... dikkat problemi olan bir çocuk yani uzun süre konsantrasyon bir şeyin üstüne sağlayamayan bir çocuk. Dolayısıyla eğer ben onu devlet okuluna verseydim o kalabalık sınıflarda o çok yıpranırdı. Yani anlatabiliyor muyum? Yani özel okula vermemdeki birinci sebep bu. İkinci sebep de yani onu durumuyla ilgili o özel durumuyla ilgili zarar görmesini istemedim. Şimdi gittiği okuldan gayet memnun. Ben de çok memnunum. Zaten işte 20 kişilik bir sınıfta. Çok özel ilgileniliyor. Onun için içim rahat. Kaçıncı sınıfta şimdi? 4. sınıfta. 4. sınıfta. Dördüncü sınıfa gitti be. 9,5 yaşında oldu benim kızım. Evet. Maşallah. Ben şeyi çok merak ediyorum. Ona sahip olana kadar çok zorladılar mı?
Hayır, bekledim sadece. 1,5 sene kadar bekledim. Ama bunu bir araştırıyorlar galiba, değil mi? O nedir? Mesela evli olmayanlara vermiyorlar diyebiliyorum. Hayır. Evli olup çocuğu olanlara da. Ben de evli değildim ki. Evli olmayana i̇şte veriyorlar. Yani aradıkları yani özellikler yeni, nelerdir? O zamanki şeyi yaş sınırı vardı. Yani ben zaten sınırdaydım artık. Hani bebek almak için. Çok bebekti değil mi Ayşe Nazlı alındığında? 5,5 aylık. 5,5 aylıkken geldi bana işte böyle. Güzel. Peki hiç genetiğe inanıyor musun? Yani hani birçok insanın geçenlerde Cemil İpekçi konuğumdu. Onunla da bu konu açıldı. Ben çok genetiğe inanıyorum ve bu yüzden de çok korkuyorum hani bir çocuk adapte etmeyi dedi. Ben yani o bir gerçek. O bir gerçek. Yani bunu zaten bilim adamları da söylüyorlar. Şimdi yüzdesini hatırlamıyorum ama bunu araştırmıştım, okumuştum. %40 mıydı ya da %60 mıydı, öyle bir şey. Tabii ki bu bir gerçek. Genetik özellikleri çocuğun taşımamasına imkan yok. Ama ben %100 genetik, buna katiyen katılmıyorum. Yani bir insanın doğduğu ortam, yetiştiği ortam, yaşadığı koşullar, ona edindirilen alışkanlıklar, örnekler. Ben ona iyi bir örnek olmaya çalışıyorum. Yani her bakımdan. Ve Ayşe Nazlı ile bizim aramızda gerçekten çok hoş bir sevgi var. Çok çok düşkün bana. Ben de ona çok düşkünüm. Biliyorum canım. Gördüm. Çok güzel bir sevgi. Tatil yerinde gördüm. Anne anne diye arkadan ağlayarak. Çok tatlı. Çok inşallah böyle gider. Tabii yani. Gitmez mi? Şimdi kritik yaşlara doğru sen Zehra'dan bilirsin. Şimdi herhalde işte bakalım hani o kritik yaşlar vardı ya, ergenlik yaşları. Onlara doğru bir adım attık bakalım. Şimdi süslenmelere başlayacak. Kıyafetlere. Birazcık başlasın süslenmeleri. Benimki şu anda, Zehra'yı da bir ara görüyordum, böyle bol tişörtlerle geziyordu. Evet. Bakıyordum böyle, yani yapacak bir şey yok, kendi tercihi belli ki. Şimdi benimkinde böyle bir salaş erkekvari bir o da olacak. Bu böyle bir durum söz konusu. Evet. Etek giymek istemiyor falan, böyle hep pantolonlarla. Sonra gardıroplar açılıyor. Öyle? Evet. Haberin olmadan elbiseler alınıyor. Yani hani oluyor haberin tabii ama tabii. İş kullanılmışken tabii. Ya da onun dolabına geçtikten sonra tabii. O elbiseler. Yani arayıp çok şeker süre, ama ya ben bekliyorum de, o zamanları. Ben de çok istedim çok öyle olsun diye. Şimdi artık kendime bir şey aldım. Anneciğim çok teşekkür ederim beni düşündüğün için. Zehra onu ben kendime almıştım diyorum. Yok mümkün tabii. Değil. O zaman beraber giyeceğiz. Paylaşmayı da öğrensin tabii, istiyorum. Tabii. Yok diyorum bak, onun bir ben giyeceğim bir sen giyeceksin diyorum. Fakat ne mümkün. Ne mümkün. Şimdi o günleri bekliyorum. Şimdi benim ayak numaram 36'dır. Küçüktür biraz ben ayakkabıdan ayaklarım. Yırttım. Küçüktür. Şimdi belli ki onun ayakları benden büyük olacak ama şu anda 35 giyiyor. Allah. Şimdi dört gözle bekliyor. 36 olsun ayağı 36 diye. 36 olsun da aynı ayakkabıyı falan giyelim diye. Keyifli. Zehra ayakkabıdan üzgünüm onun adına. Ayakkabıya, onun ayağı benden çok büyüdü. İşte. Zaten boyu da uzadı. Böyle beni bir çok nesil geçti. Yani böyle bir nesil. Evet, o yüzden ben o konuda ayakkabıdan rahatım ki ben de ayakkabıya çok değer veriyorum. Ama üzülüyorum da keşke giyse diyeyim. Sonra yavaş yavaş şey oluyor tabii hani... Chatleşmek de değil yani bu Facebook'larda erkek şimdi, arkadaş beğenmeler. İşte daha oralara biz gelmedik. Şimdi dıştan erkek şöyle ki çok o efendim o Twilight o filminin o karakter o neydi? Alacakaranlık'taki o kurt adam karakterini oynayan çocuğa. Evet. Bütün sınıf olarak tabii birbirlerinden de çok etkileşim oluyor. Yani şu anda biz o noktadayız. Evet. Arkadaşlarını taklit etmeye başlıyor. Ben de ona sinirleniyorum bir tek. Bir anda yürüyüşü değişiyor. Evet, çok etkileşim. Ya da konuşma. Acayip etkileşimleri var. Oha demeler falan O onu beğeniyor, başladı. O da onu beğeniyor. O onu giyiyorsa o da onu giymek istiyor. İşte evet evet o ohalar. O ohalar falan felaket. Ayşe Nazlı şöyle bir şey var. Evladım bak. Çünkü ben bazen tepem atınca evde basıyorum küfrü. Hiç tahmin etmezsin diyor. Hayır.
Şimdi bana bakıyor böyle, gülümsüyor. Yani bir sürü şey bence öğrenmiş durumda. Bir de cin gibi hemen de böyle kapıyor. Anne diyor, ben diyor küfürleri diyor biliyorum ama diyor söylemiyorum diyor. Tamam kızım, aferin, bak bu doğru yol diyorum. Yani bil bunları ama kullanma. Hele bir hanımefendiye hiç yakışmaz. Ama ben diyor. Kullanırım. Ben kullanırım. Ben de öyle. Ben o kadar Tonga'ya düşüyorum ki. Çok küçükken dikkat ediyordum. Çok dikkat ediyordum ama artık diyorum yani o da büyüdü, boş ver. Sallıyorum gidiyor. Ben de çocuklar görsellikte daha çok öğreniyorlar bence. Gördüğünü yapıyor. Duyduğunu değil. Sabaha kadar konuş fark etmiyor yani. O neyi görüyorsa onu yapıyor. Ben şimdi yaptığımın tam aksini Zehra'ya yapmaması amaçlı söylüyorum. Pat diye bana öyle bir cevap veriyor ki ben gak diye kalıyorum. Yani çok eğlenceli geçiyor aslında. Allah olmayan herkese nasip ana eylesin. Ana kız keyifli bir şey, ana kız olmak. Evet, gerçekten biraz daha sohbet etmeye başladım. Hani daha büyük büyük o zaman çok daha keyifli oluyor tatiller. Ben ondan matiller. Neler yapacağım? Hep böyle planlarım var. Biraz daha büyüsün, seyahatlere, uzun seyahatlere çıkacağız ondan falan. Tabii. İnşallah çıkartabilirsin. Bir de o var tabii. Anne ben gelmeyeyim. Burada arkadaşlarım bilmem ne diye. Onu da diyecek. Bunları hepsini yaşamak zorundayız. Geçin biraz evvel içeride arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Nilüfer hiçbir zaman albümünde Sezen Aksu şarkısı okumadı diye. Bu doğru mu yoksa bizim gözümüzden yok, kaçtı? Yok, hiç okumadım. Doğru. Konser yaptık beraber de. Konserde birbirimizin şarkılarını falan söyledik ama albümde kullanmadım. Denk düşmedi mi yoksa? Bekliyorum onu, daha sonra saklıyorum. Öyle mi? Kullanılacak da bir şeyler kalsın. Aslında biz birlikte yapacağımız bir şey vardı. Bir albüm ya işte bir single, öyle bir şey düşünüyorduk. Olmadı ondan sonra. O konser sırasında böyle pek bir heveslendik falan. Ay yapalım falan dedik. O Sezen de çok istedi, ben de çok istedim. Çok keyifli olur. Beraber bir şey yapsak, aslında bir single yapsak çok güzel olur yani, bir düet. Bence değil de mi? Değil mi? Çok güzel olur. Çünkü Ajda ile yaptılar. Ama mesela sizinkini ben denk gelmedim. Bir de orada... 10 saat açık havada yapmıştık biz 3 gün. İşte ona çok denk gelmediğim güzel. İçin bilmiyorum ama orada bir de şey olmuş galiba. Senin yaptığın bir şarkıyı çok kıskandığını söylemiş. Erkekler ağlamaz. Yani... tabii çok şeker söylemiş. Çok şeker, onu kıskanacak halim var. Tabii canım. Bu kadın birkaç tane şarkı yapmış. Benim bir tane şarkımı mı kıskanacak? Hatta demiş ki ben ona bütün şarkılarımı dinletirim. O bana bu şarkıyı dinletmeden kendisi okudu mu demiş. Canım o şey yine tatlı. O beni onore etmek için söylemiştir orada. Kaç şarkı var Beste? Senin özellikle pek fazla beste kaç yapmış? Tane var ben ya o da ayrı bir şey işi yani, bir ara diyordum ki ben bunu tembellikten yapmıyorum diyordum, sonra işte bu karar verdim albümünde 6 tane şarkı yapmıştım, bir önceki albümde karar verdim şarkısı ve ondan başka 5 şarkı daha sözün müziğin benim yazdığım şarkılardı falan, böyle bir oturdum şey yaptım. Fakat bu tembellik olarak değerlendirmiştim. Hani o kadar yıldır bana soruyorlardı. Niye yapmadınız peki? Hani madem yapabiliyordunuz diye. O da ayrı bir şey ya. O da ayrı bir mesai. Yani o ayrı bir dünyaya girmek. Ayrı bir... Doğru. Farklı bir yoğunlaşma. Farklı bir dünyaya girmek işi. Ya o da insanın ruh durumunu... ayarını kaçırabilen bir şey aslında. Yani hem çok güzel, yani bir şey ortaya çıktığı zaman çok mutlu oluyor insan. Bunu ben yaptım diyorsun. Bir de o enstrümanlarla falan, hani o düzenlenmiş böyle çalınmaya başladığı zaman hakikaten insan böyle bir çok bir keyifleniyor. Ancak işte o süreç, onu hazırlama süreci, yani her şeyden kopmak ve ona yoğunlaşmak gerekiyor. Mesela bu son çıkan albümde, Hayal albümünde benim sadece bir tane sözün müziğini yazdığım şarkı var. Bir ya da iki tane de söz var. Yok çünkü hani yapmak istemedim. O şeye girmek istemedim. Canım istemedi hani, bir de şarkı yapmak da biraz öyle bir şey. İstekle olacak bir İstemek şey. Lazım yani, gerçekten çok istemek lazım. Şiir yazmak gibi bir benim mesela sıfır, hiç. Ben söz yazabiliyorum yani, aslında hani öyle herkes böyle bir genç kızlık döneminde şiir yazar falan. Benim öyle bir şiir yazma merakım yoktu ama kompozisyonlarım hep çok iyiydi falan. Hani böyle bir yazıya karşı bir şeyim vardı, merakım, yatkınlığım vardı. Şarkı sözü yazabiliyorum. Çok da zor bir şey şarkı sözü yazmak. Yani olan bir bestenin üstüne şarkı sözü oturtmak gerçekten çok zor.
Yani içimden gelip de evet ben bunu yazmak istemem lazım o şarkıyı. O şarkıyı sevmem lazım. Mesela işte Olmadı Gitti diye bir şarkı var Hayal albümünde. Klibini de çekmiştik onun. Dinlerdim dinlemez melodiyi o kadar çok sevdim ki. Yani böyle içim titredi. Hmm. Ondan sonra öyle oldu mu zaten hemen yazabiliyorum falan. Ama şimdi mesela diyorum ki artık albüm yapmak falan şey oldu. Yani dünyada da maalesef artık albüm ve müzik CD dönemi hakikaten gümlemiş vaziyette. Evet. Yani yurt dışına gittiğim zaman da yıllardır gördüğüm o kocaman müzik marketlerin yerine artık böyle küçülen müzik standları şey yapıyor, yer değiştirmiş vaziyette. İşte çoğunlukla kitap, film, DVD'ler, oyunlar, bilgisayar oyunlarının daha çoğunlukla olduğunu görüyorum. Yani bu her yerde, yani bu İngiltere'de de böyle, İtalya'da da böyle, yani gittiğim zaman görüyorum ki artık o şey küçülmüş vaziyette müzik sektörü. Peki ne olacak? Siz bu işin içinde olduğunuz artık için? Herhalde yakın bir gelecekte herhalde CD diye bir şey kalmayacak. Şimdi mesela satmıyor bir tane zaten. Benim şirketim DMC. DMC de gerçekten hani çok yeni şeyler yapalım, yeni şeyler düşünelim. Hep böyle bir yollar bulalım, çareler bulalım. Samsun Demir prodüktör. Bu konuda kafasını çok yoran bir insan gerçekten. Dedi ki bir Sinan'da bir şarkı var Nilüfer Hanım, Sinan Akçıl'da iyi bir şarkı, bunu single yapalım dedi mesela. Yani bundan bir ay önce falan. Şarkıyı ben de dinledim. Güzel, hoş. Hani günümüzün popüler şarkılarından olabilecek bir şarkı. Hemen onu yaptık. Zalimin Kararı diye. Mesela onu bir site var, internet sitesi. Hı. Şimdi öyle bir moda var. Ona karar vermiş yapımcılar. Şarkıyı oraya koyduk. CD çıkmadan. Şarkı 15 gün süreyle sadece orada yayınlandı ve inanılmaz kimin bir... Kimin işine yarıyor? Yani telif ediyor site. Site? Evet, evet. Yani belki daha çok yapımcıya bu işte. Göreceğiz. Evet ama çok yapımcıya herkes... ödüyor, yorumcuya, aranjöre, söz yazarına, müzik yazarına telif ödüyor. Telif ödediği için de ya böyle bir gerçekten doğru dürüst çalışan bir senin olması iyi bir şey olur. Hı hı. Ne kadar doğru ve düzgün olduklarını henüz tabii ben şahsen bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla çok eğlenceli, keyifli, hareketli. Hani çok yere ulaşıyor. Yeni çıkan şeyleri yakından izleyebileceğin Türkçe şeyleri. Ben de bilmiyordum. Şarkımın orada olmasıyla siteye girdim ve çok hoş, keyifli geldi bana. Ve inanılmaz bir tıklanma yaşandı. Yani bir haftada 10 günde 100 bin küsür falan dinleme oldu ki çok güzel bir şey. Şimdi aslında, CD de çıkacak şu anda basımda. İşte bugünlerde ama CD ikinci plana düşmüş belli ki. Ama herkes için CD ikinci plana düşmüş ama zaten düşük CD zaten ikinci plana düşmüş durumda. CD'ler. Zaten satmıyor ama CD'de bir de şey var. Oraya vermediğimiz bir tane ikinci bir versiyon var. O da böyle çok hoş akustik, böyle hafif Alaturka akustik, çok şeker bir şey oldu, versiyon oldu. CD'de o da yer alacak. Doğru. Onu ben mesela vermiş. Bundan bir ay, bir buçuk ay önce bir albüm çıkardım. Evet. Senin albümün de var orada. Var ama bizim öyle bir anlaşmamız var mı bilmiyorum. O Seyhan Müzik'le ilgili bir şey herhalde. İşte yapımcılar oraya veriyorlar. Veriyorlar yani onu... ama ben açıkçası 10 tane şarkı yaptığıma pişman oldum yani. Bilseydim tek şarkı yapardım. Oraya gelecektim şimdi. Yani beste yapmaktan konu açılınca. Ama bir dakika, önce bir reklamlar demek zorundayız her zamanki gibi. Görüşmek üzere. Ben mesela albümde 10 şarkı okudum diye çok pişmanım. Bilseydim bir tane okurdum. Albüm yapmak çok ağır bir şey zaten. Yani gerçekten hani günlerinizi, aylarınızı veriyorsunuz. Bir sene, benim albüm çalışmam 1,5 seneyi falan aldı herhalde. Hayal albümü. 10 tane şarkı var. Çok ağır bir durum. Bence çok güzel şarkılar var içinde. Ancak yani ne yaparsanız yapın, albüm şeyi bulmuyor. Yani layık olduğu dönüşe sahip olamıyor bir türlü. Onun için demin beste yapmaktan söz edince yeniden beste yapmaya kanalize olacağım sanıyorum. Ve
Yani uzun bir zamana yayıp belki çok gönlümce yavaş yavaş bir şeyler yapıp, yani bir albüm çıkartırsam herhalde ancak öyle çıkartırım. Hani bundan artık o 4 sene sonra mı olur, 5 sene sonra mı olur, büyük konuşmayayım. Çünkü duramıyorum da ben. Hani bu single'lar onun için iyi oldu. Aslında bu single'lar bizim benim mesela ilk çıktığım yıllardaki 45'lik plaklar gibi. O zaman böyle 45'lik plaklar vardı. Onları sen hatırlamazsın herhalde. 45'lik plaklar vardı. Hani bir yüzünde bir şarkı, bir yüzünde bir şarkı. O yani bayağı bir uzun süre sanatçıyı götürüyordu. Ondan sonra bir ikinci bir tane daha 45'lik plak yapıyorduk. Şimdi o duruma geri dönüldü. Yani zannediyorum bu şekilde, çünkü durmayı da sevmiyorum, duramıyorum da. Aklımda mutlaka işte yapmak istediğim ama emin olamadığım bir Türk müziği albüm projesi var. Hani bir albüm yapacaksam öyle bir şey Türk yapmak müziği. İstiyorum. Türk müziği söylemek istiyorum. Evet, çünkü benim ilk göz ağrım Türk müziği aslında. Öyle yani mi? Profesyonel olarak değil ama çocukken annemin şarkılarıyla o kadar kulağım dolu ki. Ya annem çok güzel bir sesi vardı ve hep Türk müziği söylerdi. Ve bizim evimizde benim ilk dinlediğim müzik türü Türk müziğidir. Türk sanat müziği. Mesela hangi şarkı en çok hani akılda kalmıştır Türk sanat müziği? Annem neler söylerdi. Yani işte Safiye ile şarkıları söylerdi. Çocukluğumdan çok komik, hep bunu söylerim. Hatta internet sitemde de vardır işte. Gül ağacı değilim, her gelene eğilem. Ben bunu küçücük bir çocukken söylerdim, çok komik. Elimden ben sevgilin değilim. Nice bin falan, böyle bir şarkı. Aşk ama herhalde 4-5 yaşında falan. Hatırlıyorum. Kollarını falan. Evet. Daha niceleri, yani işte daha sonraki, biraz daha büyüdükten sonra işte Senede Bir Günler Benim, onlar hep böyle 13-14 yaşıma denk gelen aslında şarkılar. Aslında ne hoş bir şey olur. Şimdi hayal ediyorum da Nilüfer'den Türk sanat bizi. Yani, güzel şarkılar işte var. İşte koleksiyona konulabilecek bir şey olur. Yani bence de bir kere bu dediğim gibi benim ilk göz ağrım olduğu için, kendi keyfim için ve bir tek şeyini oturtamadım kafamda, stilini oturtamadım. Yani tam böyle bir klasik Türk sanat müziği albümü gibi olmamalı o tabii. Yani o biraz haksızlık olur şey üstadlara. Yani işte o lezzeti de bozmadan bir şey bakalım yapacağız herhalde. Ama çok iyi fikirmiş bu böyle. Şimdi bu single'lar bizim hayatımızı kurtarıyor aslında. Bu single'lar güzel, güzel şarkı, seveceğim şarkı olduğu zaman bunların arkası gelecek. Onun dışında geçenlerde Beyaz Show'daydım. Beyaz Show'da bana Beyaz çok güzel bir sürpriz hazırlamıştı. İki tane rock müzik yapan grup, Gripin ve Yüksek Sadakat. Onlar çıktılar, benim birer tane eski şarkımı yeni kendilerine göre düzenlemişler ve öyle yorumladılar. Ve o kadar güzeldi ki ikisi de. Çok heyecanlandım. Mesela göreceksin kendini o Yüksek Sadakat. Evet, yani onu o kadar güzel yapmışlardı ki bambaşka bir şarkı olmuş. Evet, Gripin de Yolculuğunda Gereği yapmıştı. O da çok bambaşka olmuşlardı. Şarkılar nasıl böyle enerji gelmiş. Tabii. Çok, yani nasıl değişmişti o, göreceksin kendini, o klasik bir şarkıdır mesela. O rock yorumuyla o kadar güzel olmuştu ki. Çok merak ettim nasıl okuduklarını şimdi. Ya internetten belki i̇nternetten şey yapabilirsin, olabilir. Bulabilirsin. Bakarım. Çok hoştu. Yani benim de yıllardır hep aklımda, içimde olan bir şeydir. Böyle slow rock severim aslında ben. Belki böyle bir şey de çok hoş olabilir. Evet. Yani zıt kutuplar işte. Eskiden, Türk sanat müziği, rock. Eskiden Scorpions falan dinlerdim. Çok severdim o grubun şarkılarını. Ondan sonra belki bir albüme, hani onların bir albümüne belki böyle bir şey, yani ben bütün öyle bir albüm yapamam da. Ama bunları lütfen hayata geçirmek yapacağım, lazım. Yapacağım. Mesela evet. Bir rock da çok hoş, sanat müziği de çok hoş. Değil mi? Bence artık zaten bu tür şeylere biraz değişik sağ gösterip sol çakmak gibi şeyler Nilüfer'den bekleniyor. Ben artık şey istiyorum, yapmak istiyorum. Artık fazla düşünmeden, fazla işte ay şunu mu yapsak daha doğru olur, strateji yapmadan, yoklamadan, kollamadan iç
içimden gelen yapmak istediğim şeyleri artık arka arkaya yapmak istiyorum gerçekten. Hı hı. Çünkü zaman daralıyor. Yani böyle bir de bir durum var. Neyin zamanı daralıyor? Gerçi ben kendimi çok iyi hissediyorum ayrı konu ama zaman daralıyor. Yani seneler ilerliyor. İlerliyor. İyi ama yani o bizim için önemli olan yaptığımız iş için değil ki. Kesinlikle öyle. Yani ne olursa olsun öyle. O şarkılar o çıkacak, bu ses evet, dinlenecek. Aynen. Bir sanatçının zaten yaşı olmaz. Yani, olmaz. Onun için o bizim kendi açımızdan öyle bir problem bakmamak olabilir. Bakmamak lazım zaten. Katiyen bakmamak hı-hı. lazım. Zaten sanatçı olmanın en güzel tarafı bu. En güzel tarafı. Yıllarca evet. kendini yaşatabiliyorsun. Sen hı-hı. gittikten sonra da yaşatıyorlar evet, seni. Evet. Ama buna tabii katılmıyorum. Çok. Bir de şimdi ona zaten geleceğim de çünkü çok merak edildiğini düşünüyorum. Yani hiç mi değişmez bir insan? Olur mu canım? Diyorlar. Değiştim tabii ki değiştim. Ama şimdi burada hani iltifat eder gibi. Ama çok şey. Aynısınız değil, anlamında değil. Değil. Benim için de aynı şey değil. Ama bir şeylerin gerisinden gidildiği kesin. O gerçekten ben eğer bir gün bir şey yaptırırsam çıkacağım söyleyeceğim zaten. Yani yaptırılmadığı için şey enteresan zaten. Bir internet sitesi var. O internet sitesine şöyle bir şey yazmış birisi. Boyuna bak diyor. Dur bakayım. Boyuna bak. Yüz kesin botokslu. Şimdi boyun kötü görünüyormuş herhalde. Boyun kötü görünüyor herhalde. Yüz kesin botokslu diyor. Şimdi boyun tabii ki hani malum. Hani daha erken giden bir yer herhalde. O kadar da kötü görünmüyor. Ayrıca hayır. yaptırmadım yani botoks falan yaptırmadım. Çünkü korkuyorum. Ben görüyorum. Bir de nereme botoks yaptıracağım? Şimdi yani. Şu anda öyle bir şey. Hani işte onu diyorum. Hani botoksu hani iki kaşımın o şu araya mı yaptıracağım? Ben onu şarkı söylerken böyle yapıyorum ve seviyorum onu. Ha bence de yani, hiç. Gözümün etrafındaki kırışlar güldüğüm zaman çıkıyor. Çıksın ne olacak ki? Yani ben onları da seviyorum. Tabii ki bir takım şey yani insan yaşlanacak yani bundan kaçış var mı? Kesinlikle yok. Ben zaten şuna çok sinirleniyorum. İnsanların yaşına ya da hani boynuna ya da kulağına gözüne laf etmeleri o insanın ne kadar kalitesiz ve şahsiyetsiz olduğunu gösteriyor. Şimdi yani, o da o yaşa gelecek. Şey bir, İnşallah gelsin. Sığ bir bakış açısı. Tabii. Yani bunu söyleyen insanlar çok veya ayıp bir şey. Mutlaka çok gençtir. Hı. Yani o öyle olunca insan şey. Onu işte o olgunluğa, o şeye derinliğe erişmek biraz zaman alıyor da. Mesela dünyada da görüyoruz bazı aktrisler var. Hı-hı. Meryl Streep mesela. Yani kadın bazı fotoğraflarını görüyorum. Yüzü kırışık içinde. Belli ki onu o anda öyle yakalamışlar. Yani bir Barbara Streisand'ın mesela internette bir fotoğrafını gördüm. Bu buruşuk suratı kadının. Tamam tabii ki kapak fotoğrafını da photoshopluyorlar. Yani hı-hı. bana da yapıyorlar öyle şeyler. Hı-hı. Yani bunu inkar edecek halim yok. Photoshop diye bir şey var nasılsa. Evet ama yani. Televizyonlarda o yok işte. Televizyonda da nasıl görünüyorsam oyum. Yani tabii ki. Yaşlanca... Botoks zaten özel hayat için yapılan bir şey herhalde. Normalde görüntüler için dediğin gibi photoshopla her şey yaptırıyor. Halloluyor. Ama bir gün belki hani daha ileride. Botoks'tan neden korkuyorsun? Ben bu dokundurmaktan şeyinden ötürü, korkuyorum. Ondan da değil. Hem ondan korkuyorum. Ya istediğim gibi olmazsa ne yapacağım? Gerçi onun geri dönüşü var. Geri dönüşü olmayan şeylerden daha çok korkarım ama benim böyle bir fobim var. Şey, şimdi çok küçük yaşta astım hastası olduğum için ben benim böyle bilmediğim ilaçlara, bilmediğim enjeksiyonlara, bilmem nelere. Hani ben dişçiye gitmekten de ondan korkarım. Falan. Domuz gribi de olmadık o zaman. Domuz gribi, hayır olmadık. Şaman gribi diyorum, aşısı. Aşısı olmadık tabii. Dolayısıyla. Olmadık. Aşinaza da olunmadı. O da olmadı, o da olmadı. Biz domuz gribi aşısı olmadık. Benim çünkü öyle bir şeyim var, korkum var. Müzik yapacak mı peki Ayşe? Ayşe Nazlı'nın şarkı söylemeyle ilgisi olduğunu zannetmiyorum. Yok. Ayşe Nazlı ama piyano dersine gidiyor. Bir de baleye gidiyor. Okuldaki bu sene şeye başladılar. İşte drama falan böyle bir özel saatleri var. Ve şeyin drama öğretmeni bu sene Ayşe Nazlı'ya dedi ki ben seni çok yetenekli buluyorum. Onun için seni işte şeyimize alacağız. Yani ekibimize alacağız, grubumuza alacağız, drama ekibine. Ve işte ilk gösterilerini perşembe günü yapacaklar bakalım. Şeye tekrar dönmek istiyorum. Hı. Günlük hayatta mesela içki yok galiba. Az. Az.
Sigara yok. Sigara yok. Bu sigara ve içkiyi sorma sebebim bir şekilde uykuya mı dikkat ediliyor? Ne oluyor? Yani belli ben ki... Ben uyumayı severim. Yani uyumayı geç uyurum ama sabah da geç kalkmayı severim. Okula Ayşe Nazlı kalkılıyor mu? Ayşe Nazlı'ya ben kalkamıyorum ne yazık ki. Onun ablası kalkıyor. Fatma ablası kalkıyor. Ben o saatte çünkü kalkarsam tekrar uyumam lazım. O zaman da felaket oluyorum. Uyumazsam da yine felaket oluyorum. Çünkü ben gece hani 2-2.30'dan önce uyumuyorum. Ondan sonra onun dışında ben ne yaparım? Yememe içmeme dikkat ederim. Yediklerime dikkat ederim. 2 senedir falan düzenli olmasa da pilates yapıyorum. Pilates'e gidiyorum. Ama öyle çok şeyim yok yani aşırı böyle bir düzenli spor hayatım yok. Hiçbir zaman aslında, olmadı aslında maalesef. Aslında çok spor yapmak daha mı çabuk yaşlandırıyor acaba insanı? Ben bunu çok düşünmeye başladım son zamanlarda. Hani ben kendimi yaşlı görüyorum anlamında yok değil canım, ama ben etrafta... Ki? Görüyorum. Etrafta bazı sporlardan bahsedeyim. Mesela deniz sporları ya da bazı sporlar... Güneş belki tabii yıpratır. Yok ama yani bir şey oluyor bilmiyorum. Onun daha bir yüzünde çok aşırı spor yapanların daha yüzlerinde çizgiler oluşuyor sanki. Ya da ne bileyim bir kere sakatlanıyorlar her şeyden önce. Yani spor bir şekilde sakatlıyor insanı da. Ben şöyle bir şey var evet yani bence insan bedenini çok fazla zorlamamalı. Yani hiçbir spor için bence çok fazla zorlamaya değmez. Galiba ne çok böyle koşmak, bir şey var. Ne çok tenis ne çok... Yani bir zamanlar şey modaydı biliyorsun sonra işte zararlı dediler neydi o zıplıyorlardı step falan. Doğru dizler yani için çok zararlı. Yani inanılmaz enerji harcatan inanılmaz nefes nefese bırakan zaten ben öyle şeyleri yapmama imkan yok ama pilates gerçekten yani hem görsel olarak faydasını gördüm yani hakikaten insanın kaslarını uzatan yani kas kazandıran. Ben de onu yapamıyorum işte. Tavsiye sıkılıyorum. Ederim. Sıkıcı o mı diyorsun? 1-2-3-4-5. Evet sıkıcı. Sayarken. Gelebilir. İşte müzikle falan belki ama hakikaten fark ediyor ya. Sonra da ruhumun dengesi bozuluyor. Tamam hadi vücudu düzeltiyorum ama. Zor ya işte bu ruhla şey dengesi. Ay çok fena. Ruhla beden dengesini ayarlamak zaten... özellikle herhalde biz sanatçılarda bu daha çok yaşadığımız bir şey. Kesinlikle ben tenis oynarken hani o topa vurmak. Ama tenis güzel bir spor. Yani. Oyun oynamak var ya hani kazanmak, kaybetmek. Yani buraya gelmeden önce de mesela oynadım ve kendimi şey hissediyorum. Başka bir şey hissediyorum. Gerçi dizim menisküs ameliyatı oldum falan. Biliyorum. Spor işte onu diyorum. Acaba hani böyle daha rahatına yani... düşkün insanlar daha mı geç yıpranıyor? Bence öyle bir şey var. Bir de şey var ya hakikaten bedeni yormamak fazla lazım. Bence kalbi de çok fazla yorma. Hani böyle insanın öldürüsü spor yapması bence kalpten ölen o şeyler sporcular biliyorsun öyle çok genç yaşta ya, tak diye giden tabii. Sporcular oldu. Doğru. Hele belli bir yaştan sonra mesela işte şey yapıyorlar erkekler mesela futbol oynuyorlar belli bir yaştan sonra yani yıllarca durmuş ham vücut futbol oynuyor ondan sonra onda da gidenler böyle oluyor. Belli bir yaşı geçtikten sonra eskiden yaptıkları tempoda aynı tempoda spora devam evet. Edenler de var mesela. Ya biraz insan kendini bilecek herhalde ben galiba kendimi çok dinlerim yani vücudumu iyi tanırım vücudumda gelen ufak bir sinyali hemen hissedebilirim. Çok böyle check-up göre yapılır mı? Normal rutin yani Osman Müftüoğlu sağ olsun zaten ben şey yapmasam da hocam beni arayıp bekliyorum sizi falan der yani. Ay ne güzel böyle takip edilmesi. Müthiştir yani Osman Müftüoğlu hocam gerçekten muhteşemdir. Zaten dost oluyorsunuz ondan bir süre sonra artık. Ondan sonra o böyle sağ takip olsun, ettiği takip hastaları ediyor. Var yani işte, hasta demeyeyim de hani, takip ettiği var, kişiler var. Yani birkaç kilo zamanı aldım hocam geldi. Ne yapayım hemen işte hemen diyetisyenini yönlendirecek falan hemen bugünlerde öyle mi? Öyle bir zaman geldi. Hani böyle bir servis de var yani. Var. Getireyim seni. Evet ben gideyim. Hayır takip edilmek güzel bir şey. Kesinlikle, yoksa ben karar veriyorum.
gideyim geleyim İnsanın diye bir ama... de istediğin an ulaşabileceğin birisi olması. O çok önemli mesela, işte. İstediğim an ulaşabiliyorum ben hocaya. O çok önemli bir şey. Hani bazen böyle doktor ulaşamazsın. İşte o çok önemli mesela doğru. Alırlar işte aratır sizi derler. 3 gün sonra ararlar falan. Türkiye'de en çok son zamanlarda hoşuna gitmeyen ya da giden. Yani bu siyasi anlamda da olabilir, ekonomi anlamda. Kürt açılımı olabilir. Eyvah. İşte kriz olabilir. Bir de ben girmiyorum. Mesleki... Yok yani neler doğru geliyor, neler yanlış geliyor? Bir sanatçı olarak nedir göze batan? Hiç konuşmayan Nilüfer'i konuşturalım. Ben siyasi, siyaset konuşmayı gerçekten sevmiyorum. Türkiye'de bir şeyler değişiyor mu acaba? Ondan çok emin değilim. Yani herkesin konuştuğu ortak sorunlardan bahsedebilirim. Yani hala niye insanlar sağlık problemi o yaşadıkları zaman reklamlar diyorlar da onun için oradan da bir şey fidan uzatıyor. Reklamlar. Şaşırdım ben de nereye bakacağım. Genel anlamda. Genel anlamda zaten hani sorduğunuzda herkesin dile getirebileceği şeyler. Hani benim gördüğüm. İşte insanlar niye hala hastanelerde sıkıntı yaşıyorlar mesela? Hani hastalandı, niye gidiyor orada saatlerce sürünüyor, niye sabahın köründe gidip hala öyle bildiğim kadarıyla. Acaba bu hani şey nedir o, muayenehaneler kapatılsın ve tam gün çalışsın doktorlar doğru bir karar mı bu durumda? Biraz da öyle bir sıkıntı var tabii, ne oluyor? Öğlene kadar çalışıyor doktorlarımız, öğleden sonra muayenehaneye gidiyorlar. Herkes o parayı ödeyemiyor ki. Muayenehane parasını. Tabii ki ödeyemez canım. Nasıl ne ödeyebilir oluyor? Tabii ki? O zaman kuyruk oluyor hastalarda. Hem yetişemiyor nasıl? Ki kimse. Hem nasıl? Doktorumuz yeterli olmuyor herhalde. Hani bu konuda ben kızacak bana doktorlar ama ben Tayyip Bey'den yanayım bu konuda. Hı-hı. Başbakan'dan yanayım. Yani bu çok yıllardır tartışılan bir konu ama değil mi? Evet. Gerçi doktorlar hiç gitmesin mi, kalsın mı işte. Evet ama yani bir tam gün çalışmak gerekiyor galiba. Çünkü öbür türlü insanlar yetişemiyor işte. Hastanelerde kuyruklar oluşuyor. Ama akşama kadar bakılsa ertesi gün o kuyruk biraz daha azalacak belki, bilmiyorum ki. Ben arada kaldım burada, bilemedim. Ben de aslında yani çok muayenehanede olmalı gibi geliyor bana, bilmiyorum ama o da olmalı ama ne bileyim belki hafta sonu mu olmalı? Hani bir şey olmalı. Doktorlarımız bir tam gün hastanede olsunlar da sonra diğer günler mi olmamalı? 6'dan sonra mı olmalı? Vallahi bu bir türlü altından kalkılamayan bir şey yıllardır. Görüyorum çünkü. Duyuyorum. Çevremden duyuyorum. O var. Sonra işte hala hani yıllardır o alınan maaşlarla işte memur maaşıyla, işçi maaşıyla Türkiye'de insanların nasıl geçinildiği konuşulur. Hala aynı sorunla karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Yani her ne kadar işte zam 30 lira, 60 lira, bilmem 120 izledim hani medyadan zamlar. Yani benim aklım almıyor. Yani insanların nasıl geçindiğini hiç ben anlayamıyorum. Geçinemiyorlar zaten. Geçinemiyorlar. Ben şeyden 3 çocuk konusunda başbakan gibi düşünemiyorum. Onu söyleyebilirim net olarak. Onu birçok insan da öyle net olarak söyleyebilirim. Çünkü gerçekten yazık o çocuklara. Yazık o çocuklara, yazık o anne babaya. Çocuğuna doğru dürüst bir şey yediremeyen, bir şey giydiremeyen, bir şey alamayan, doğru dürüst bir yerde yaşatamayan o insanlara. O insanların çektiği sıkıntıya yazık. Çok yazık, kalabalığız ya. Çok büyük bir nüfusumuz var. Ve giderek artıyor. Ya eğitimi seçmek zorundalar ya karın tokluğunu seçmek zorundalar. İkisi bir arada çok zor bu şartlarda. Bu kesinlikle çok yanlış. Hani vaktiyle benim annem de 6 kardeş mesela. Hani vaktiyle insanlar işte 6-7 kardeş, 8-9. Sen böyle tek çocuk. Ben tek çocuğum ama benim babamın daha önceki 2 eşinden kardeşler var. Var. Her ne kadar görüşmesek de. Biri vefat etti zaten. Ondan sonra yani bence buna kesinlikle Türkiye'de çözüm bulunmazsa, insanlar bu kadar sık aralıklarla çocuk sahibi olurlarsa ve nüfus bu kadar artarsa ne bu maaşlara yapılan zamlar çare olur derdine insanların, ne bu hastanelerdeki kalabalıklar biter, ne bu işte
ne bileyim üniversitelerdeki o sıkıntılar hallolur. Bir devlet okulunda bir sınıfta kaç kişi var? 40-50 mi? 60 mı? Yani öyle şeyler. Hep çevremden, çalışanlarımdan duyduğum şeyler bunlar. Ben onların sıkıntılarını görüyorum. Yani ne zorluklar yaşadıklarını görüyorum. Ama birey olarak hepimize ya ne yapabiliriz ki? Yani elimizden ne kadar geliyorsa onu yapıyoruz birey olarak. Tabii. Hani çevremizdekilere destek olmak adına ama koskoca bir toplum var, koskoca bir nüfus var. Yani bunlar ben çocuktum konuşuluyordu. Bunlar hala konuşuluyor. Evet, işte bu, ben değişen hiçbir şey olmamasından dolayı çok üzüntü duyuyorum. Yani bunun politikayla, siyah bilmem neyle tabii ki dolaylı olarak ilgisi vardır. Sonra niye hala şey değiliz biz? Niye pek çok sektörde kirlilik var mesela? Hani buna da çok üzülüyorum. En güzeli ne söyledin zaten yani. Çocukken de bunlar konuşuluyordu. Hala bunlar konuşuluyor. Yıllar geçti aradan ve şeyiz. Her yerde bir kirlilik var. Yani herkes nereden ne acaba çalıp çırpabilirim? Yani bu benim mesela çok canımı acıtıyor. Bir otokontrol olmalı oysa ki. Yani insanları aslında denetleyen sistem olmasına da gerek yok ki. İnsanlar kendi kendilerine o otokontrole sahip olma demesi lazım ki benim bunu yapmamam lazım. Benim bu insanın hakkını çalmamam lazım. Benim hakkım olan şey bu ve ben bunu yapmalıyım demesi lazım. Yani ama maalesef bunda da hiçbir değişiklik yok. Yani işte gördük en son hiç aklımızın ucundan geçmiyor. Ne oldu, nasıl sonuçlandı bilmiyorum ama bazı vakıfların başkanlarının isim vermek istemiyorum. Çünkü canım acıyor. Ne kadar üzüldüm çünkü ben tamamen bayramda ona bağışta bulunmuştum. İşte evet, yani insan telaffuz bile, yani dile getirmek bile istemiyor. Çünkü dokunulmazlığı olan insanlar dokunulmaz. O nasıl olabilir böyle bir şey? Yani bu kadar mı artık kirlilik her yerimize işlemiş deyip insan... Peki nasıl oluyor bu? Gerçekten bunda da bunu ben unutmuştum. Temiz toplum falan meselesi, hani yıllardır hep vardır ya temiz toplum falan. Bence onda da hiçbir değişiklik yok. Hala aynı şey devam etmekte, yani işte ben onlar temize şok çıkmadılar oldum. Galiba değil mi? İzlemedim sonucunu, bilmiyorum ama şok oldum gerçekten. Oraya aklı olan bir daha bağışta bulunur mu acaba? Ne kadar acı bir şey. Oradaki önemli olan çocuklar. Ne kadar acı bir şey. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Korkunç. Ama çok enteresan değil mi? En enteresanı ben bunu çok önceden de duyuyordum. Duymuştum yani ama hiç konduramamıştım. Yok canım. İnsan konduramıyor. Diyorsun. İnsan konduramıyor. İşte bunun politikalarla falan ilgisi de yok aslında ya. Yani bu aslında insan olmakla ilgili bir şey. Tabii yani ki. Hangi politika, hangi sistem, hangi parti bunu düzeltebilir ki? Yani insanın kendi içindeki şeyi. Yani bu artık nereden, çocukluktan mı? Yani neyle ilgili olduğunu da anlamış değilim ben. Yani niye böyleyiz? Niye böyle? Yani yetişme şekli bilmiyoruz ki insanın kendi kendine. Zannediyorlar ki aslında her şey bu dünyada diye duyuyorum ve düşünüyorum da. Kesinlikle. Burada çektin, yaptın şeyin acısını burada çekeceksin. Onu kabul edemiyorlar galiba yani. Etseler iyi olacak. İnşallah. Değişen bir şey olmuyor. Biz göremeyeceğiz gibi geliyor bana. Yine 10 sene sonra aynı şeyleri konuşan biri olacak galiba. Ben çok umutlu olmaya çalışıyorum ama izlediğim, duyduğum şeylerle pek umutlu olamıyorum maalesef. Yani bu saç çocuğum rengi, için de üzülüyorum. Evet, çocuklar için zaten işte o yüzden de yapmamak lazım çocuk ama genç nüfusu kaybetmemek için de yapılsın isteniyor galiba diye düşünüyorum ben. Bu saç rengi değişti mi? Daha mı koyuydu? Daha koyuydu. Bir ara daha koyuydu. İşte son. Bir tane çok daha koyu, daha koyu ama aralarda böyle hafif açıklar vardı. Bir ara çok şey anladım. Bir öyle oluyor, bir böyle oluyor. Kestirilmiş, uzundu kestirildi. Çünkü. Bayağı uzundu. Ben yıllardır hiç bu boy saçım olmadı yani hiç diyebilirim. Öyle mi? Evet. Ben de şimdi uzat diyorlar da uzatacağım da artık diyorum yani şunun altına gitmemek lazım. Ama sana yakışıyor yoksa saç. Çok sıkıldım. İnsanın yüzü böyle çok güzel, çok düzgün hatlara sahip olunca, yani o kusursuz olunca yüz hatları insanın,
Hani kısa saç işte bak böyle bir arkaya tarıyorsun böyle bile güzel. Evet ama şimdi biraz uzatayım diyorum, teşekkür ederim. Fakat öyle. Kısa saç herkesi fresh gösteriyor. İyi gösteriyor. Yani daha fresh. Şey dinamik gösteriyor. Hı-hı. Ama artık çok sıkıldım yani. Topuz yapmak arada bir şeyler takarsın. Ekler yap. Günlük hayatımda. Ben günlük hayatımda da şöyle at kuyruk topuzla yapmak at istiyorum. Topuzla at kuyruk yap. Çok şeker. Efendim bu akşam da bu kadarcıktı. Sevgili Nilüfer'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Çok çözemedik galiba ama. Ben kendimi pek kolay kolay çözdürtmem. Yok çözdürtmem Rüyacığım. Yok, yok zaten çözdürtmem. İstesem de elimde değil. Aa, bu arada bir kitabım çıkacak benim. Tabii. Evet. Yani Bircan Uslan'la falan yazıyor. Ya yani ben anlatıyorum ama. Ha öyle mi? Benim hayatımla ilgili bir kitap yayınlanacak. Ancak henüz hala tarihi belli değil. Bitmek üzere bitti. Yani az kaldı herhalde ama ne zormuş yani kitap yapmak, ne zormuş. Kim işmişti bu? Bu yıllardır Bircan'ın bana söylediği bir şeydi. Ben de yıllardır hayır diyordum, zamanı değil diyordum ama zamanı geldi galiba dedim. Neler sonra, anlatıldı orada yani hayata yani benim bakış çocukluğum, açısı. Yani herhalde orada bilinmeyen pek çok şeyi bulabilecek. Ama ne hoş bir şey. Hiç biyografi yok bizde. Evet, evet. Yapılması evet, gerekiyor evet. Ki Bircan birçok kişiyle çalışıyor. Ama evet, neden evet, sen evet. Onun da bir yok, bildiği var. Yok ama o daha evvel de yaptığı kitaplar var. Dört yapraklı Yonca falan yapmıştı hatırlıyor musun? Ama birey olarak tek. Birey olarak Belgin Doruk için bir kitap yapmıştı. Belgin Doruk'un yapmıştı. Nerede bu kitaplar şimdi? Ama Belgin Doruk yaşamında mıydı o kitap? Yok. Daha sonra çıkmıştı. Öyle mi? Ölümünden sonra. Bu ama evet onun için de galiba hani bu bayağı bir şey, bayağı bir sıkı çalışıyoruz, buluşuyoruz, bir aradayız işte. Ben de iyi olmasını istiyorum tabii. Yani hem dolu dolu olsun. Tabii. Hı-hı. Kalın bir kitap mı oluyor acaba? Bilmem herhalde öyle olacak gibi. Bitmediğine göre. Ama bu son bir ayda falan çıkacak herhalde. Ay bilmiyorum sanmam. Ha daha var. Daha o yayınlarına gidecek. Doğan Kitap'tan çıkacak bu arada. Hmm. Onlar biliyorsun şey yapıyorlar işte okuyorlar falan filan filan. Editör şeyinden geçecek. Yok daha olur. Birkaç ayı var daha. Çok heyecan verici evet, bir şey. Evet evet. Benim gerçekten için de öyle. Hı-hı. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ayağına ederim. Ayağına sağlık. Çok teşekkürler. Çok hoştu. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.